Bağdat sunar. Hepinize iyi akşamlar. İşte yine bir parantez programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta gerçekten yoğun bir gündem vardı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girme sürecinde çok ama çok önemli bir yol kat etti. Bu da gerçekten hepimizi sevindirdi. Bu hafta Berlin'den ve Yozgat'tan görüntülerle geleceğiz. Neler yapmışız bu hafta programımızda? İlk önce şu az sonralarımızı seyredelim. Sonra da hiç ara vermeden programımıza başlayalım. Parantez başlıyor. Artık eğitimde teknolojiyi kullanıyoruz biliyorsunuz. Okula fotokopi makinesi gönderebilirler. Bilgisayar laboratuvarı için bilgisayar göndermelerini diliyorum, istiyorum. Gücü ne yetiyorsa herkes destek olursa çok seviniriz. Almanya'ya geldiğimizde AB bilmiyorduk. Bir köylü kızıydık biz aslında. Bir çok çektik. Ben şahsen ayakkabıyı başucuma yastık koydum yattım. Eğitim kampanyamız tüm hızıyla büyüyor. Okulsuz, daha doğrusu bilgisayarsız köy okulumuz kalmasın sloganıyla yola çıkıyoruz. Daha çok bilgisayar, daha çok öğrenciye, daha çok Anadolu'daki köy okullarına ulaşsın istiyoruz. Bunun için de kampanyamıza destek vermenizi, desteklerinizin devamını bekliyoruz efendim. Yozgat'tayız. Bakalım Yozgat'ta çocuklarımız hangi şartlarda okuyor? Yozgat'ın şartları nasıl? Hep beraber seyredelim. Avrupa'dan Anadolu'ya eğitim köprüsünde Anadolu yollarındayız. Yolumuz Yozgat'a doğru. Güzel yoldur Türkiye, Türkiye. Gelersin her bölgeye, bölgeye. Yozgat'ın çevresindeki köylere nasıl olsa görüyoruz, giderdiniz. Önemli olan çok daha ücra ve uzak ailelerinin aylık 45-50 milyon lira ile geçinen köylerini görmenizi istedim. Gideceğim mi Osman? Ben daha büyümedim ki, büyüsem okula gitmeyi bilirim. Okula gideceğim büyüyünce. Hangi okula gideceksin? Anaokuluna. Anaokuluna? He. Sonra? Bilmiyorum. Anaokulundan sonra hangi okul geliyor biliyor musun? Hangi? İlkokul. He, ilkokul. Müzik.
aileler boyutunda çevre şartları olarak düşünecek olursak ellerine gelen imkanları sunmaya çalışıyorlar ama maddi olanak olarak zayıf olduklarından dolayı yeterli destek de sağlayamıyorlar. Ben şunu da söylemek istiyorum. Sizin programınızla bu programı izleyecek yurt dışındaki vatandaşlarımıza bir şekilde şu isteklerimi de bildirmek istiyorum. Şimdi böyle bir eğitim yuvasında bizler kendilerimizi eğitim orduları olarak görüyoruz. Ve bunlar da bizim askerlerimiz. Bir şekilde biz cehaletle savaşıyoruz. Önümüzde çok büyük engeller var. Çok büyük engeller var. En büyük engel çevre şartları, doğal şartlar. Ne gibi eksikleri var okulda? Ne gibi eksikler görüyorsunuz? Mesela ben geldiğimde çoğunun üstünde palto yok, ayağında ayakkabı yok. Bunun için tabii ki de sizin de okul olarak ve milli eğitim olarak çalışmalarınız bir yere kadar bazı yerde cevap vermiyor. Siz de yetişemediğiniz yer oluyor. Ne yapıyorsunuz böyle durumlarda? Üzülmüyor musunuz? Çocukların çoğu okula önlüksüz gelen var, paltosuz gelen var. Hava çok soğuk çünkü, ayakkabısız gelen var. Bunlar için neler söyleyeceksin? Bu konuda veliler gerçekten çok büyük ilgi göstermeye çalışıyorlar. Ama demiş olduğum gibi maddi olanakların kısıtlı olmasından dolayı bir şekilde üzülüyoruz. Biz arkadaşlarla da üzülüyoruz. Hatta arkadaşlardan kendi imkanlarıyla destek çıkanlar bile oluyor. Eğitimde teknolojinin de önemini biliyoruz biz. Okulla mesela bir fotokopi makinamız yok. Bunun yanı sıra bir bilgisayar laboratuvarımız yok. Çocuklar bilgisayarda bir animasyon, bir program gördüklerini çok şaşkınlıkla izliyorlar. Yani eğitime karşı, teknolojiye karşı çok büyük ilgililer. Ama bir şekilde bizim olanaklarımız, milli eğitimin olanakları kısıtlı kalıyor. Bu konuda ben yurt dışında izleyen eğitim gönüllülerine, gerçekten eğitim gönüllülerine destek vermek için belki böyle bir programı fırsat bekleyenlere buradan sesleniyorum. Okulumuzun bilgisayarı, fotokopi makinesi, bunun yanı sıra faydalı, eğitimde yararlı olabilecek programlar izletmek için bir televizyonumuz, VCD'miz, bu tür projeksiyon cihazımız ve bir parantez açarak bir şey daha belirteyim ben. Burada projeksiyon cihazına daha çok önem duyulduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece eğitim çocuklar bazında değil, bir şekilde anne baba eğitimini de biz üstlenmiş bir orduyuz. Ama bu yönde yardımcı olmak için güzel eğitim programlarını, eğitim CD'lerini bir şekilde halka duyurmamız lazım. Gerek sağlık, gerek eğitim, her konuda bunları güzel filmlerle köylülere bir şekilde ulaştırırsak ben eğitimde daha ileri boyutlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Biz ülke olarak, Türkiye olarak artık eğitimde teknolojiyi kullanıyoruz biliyorsunuz. Okula fotokopi makinesi gönderebilirler. Bilgisayar laboratuvarı için bilgisayar göndermelerini diliyorum, istiyorum. Projeksiyon cihazları gönderebilirler. Çünkü bu okulumuz diğer Yozgat'taki okullar olduğu gibi biz 12 bin civarında öğrencimiz de ücretsiz olarak Anadolu Fen Liseleri ve üniversite hazırlık kursları veriyoruz okullarımızda. Bu okulumuzda da Anadolu Fen Lisesi ve askeri okullar hazırlık kurslarımız var. Bu çocuklarımızı test alışkanlığı verebilmek için, çeşitli test sınavlarından geçirebilmek için mutlaka bir fotokopi makinesine ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Özellikle Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimiz, arkadaşlarımız buraya bu tür eğitim teknolojilerini gönderebilirler. Ankara göz nuru başkent, Adana bereket, Bursa, Ceylan, Pınar, Çiftlik, Çanakkale.
hakkında bir genel bilgi alabilir miyiz sizden? Köyümüz, bizim buramız genellikle dağlık olduğu için ve buramızda bir herhangi bir gelirimiz olmadığını, hayvancılığından geçim yapıldığı için artı burada başka bir geliri yok hayvancılıkta. Burası da kış çok düşüyor. Bizim mağdur olduğumuz yollarımız kapandığı anda öğretmenlerimiz falan kazada kaldığı için gelemiyor burada. Buradan şunu da hatırlatmak istiyorum. Lütfen kıyafet, giysi, para vesaire bu kampanyamızın sınırları içine girmiyor. O yüzden de kıyafet vesaire göndermeyin. Sakın para yardımında bulunmayın. Daha çok istediğimiz okul araç gereçleri, kitap, boya, kalem, silgi vesaire, cetvel, pergel gibi. Tabii bunların en üstünde de bilgisayar istiyoruz sizlerden. Kesinlikle kullanılmamış yeni bilgisayarları gönderirseniz biz o kadar sevineceğiz. Liseye gitmek isteyen, üniversiteye gitmek isteyen gençler ne yapıyorlar? Yozgat'a mı gidiyorlar? Şimdi maddi sıkıntılar olduğu için genellikle burada okutamıyorlar. Ve dışarıya da salamadıkları için bizim burada 8 yıllık yeni çıktı. İşte 8 yılı bitiriyor. Yatılıya tekleme giden var. Maddi sıkıntısı olduğu için başka bir destek de yok. Hayvancılığından geçindiği için bizim burada herhangi bir okudan pek nadir. Okudan yok. Sekiz yıllık eğitimi bitiriyor. Özellikle kız çocuklarımızda orta öğretime gitme oranı çok düşüktü. %5 civarındaydı. Ve yine böyle okul ziyaretlerinde yapmış olduğum sohbetlerde ailelerin veya bu kız öğrencilerimizin liseyi okutmak için kalacak yer bulamadıkları dan dolayı okula göndermediklerini... Kalacak yer bulamıyorlar veya güvenemiyorlar, şehre gönderemiyorlar değil mi aileler? Evet, güvenemiyorlar, şehre gönderemiyorlardı ve kalacak yer bulamıyordu ve fakir olduğu için gidip de evlerini buradan çocuklarını okutmak için şehir ortamına taşımalar da mümkün değil çünkü geçinemiyorlar. Tek eksiğimiz materyal bakımından. Mesela bilgisayarlarımız yok, videolarımız yok ya da gösterebileceğimiz slaytlarımız yok. Üniversitelerde bunların eğitimini aldık fakat uygulayamıyoruz. Bir de bu öğrenciler şehirdeki yaşıtlarına nazaran işleri daha çok, hayvanları var, bahçeleri var. Zaten derslere yeteri kadar vakit ayıramıyorlar. Bir de bunlar olmayınca işimiz bu bapta güçleşiyor. Burada kızlarımız okumak istiyorlar. İşte görüyorsunuz bir sınıfta 10 tane kız var. Ondan 8 tanesi ben okuyacağım diyor ama onlara yurt yok. Şimdi bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamış olduğu ve Türkiye genelinde şu anda büyük bir kampanya var. %100 eğitime destek kampanyası. Bütün Türkiye genelindeki Yozgat'ı seven zenginler bizim Kadışehir ilçesine bir pansiyon yaparlarsa bu çocukların okumasını sağlarız. Kız çocuklarımızın okumasını sağlarız. Evet, inşallah buradan istekleriniz de Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından duyuluyordur. İnşallah onlar da burada bir yurt yapmak için, belki öğrencilere kıyafet almak için bir şekilde sizlere bir şekilde yardım ellerini uzatırlar. Yani çocuklarımız idealisttir, çalışkandır. Ne bileyim yani olmasa bir yerlere varacaklardır, yapıyorlardır. Ama olursa iyinin daha iyisi vardır, daha iyi yerlere geleceklerdir mutlaka.
okutabiliyor musunuz? Şimdi evde 8 tane çocuk var. 3'ü okula gidiyor. Hepsi gidebilecek mi bunların okula? Gidemiyor. Nasıl gidecekler? Olacak ki gide. Kudretimiz yetmiyor ki anca. Yetmiyor. Kudretimiz yetmiyor okutmuyor. Peki okuyamayanlar ne olacak? Okuyamayanlar da kalacak. Yümeyle kaça gidiyorsun? 7'ye. 7'ye. Peki daha sonrası için yine okumak istersin değil mi? Evet. Lisesini, üniversitesini okumak istersin değil mi? Evet. Peki burada o şartlar var mı? Burada okuyabilecek misin onları? Bilmiyorum. Babanın durumu nasıl, ailenin durumu nasıl? Seni okutabilecekler mi? Hayır. Peki umudun var mı? Okumak istiyorsun ama nasıl yapacaksın bunu? Bilmiyorum. Burada bir lise olsa? Var. Gelemem herhalde. Yine gelemezsin. Yani lisemiz olsa bile durumunuz olmadığı için okuyamayacak. Gelemem. O yüzden gelemiyorum. Programında eğitim kampanyası başlattık. Doğu ve Doğu Anadolu'daki köy okullarına, köy ilkokullarına. Buradan nasıl görüyorsun, böyle bir kampanya gerekli miydi? İşte ben de senin izleyicin olduğum için televizyonda izledim de gerçekten sevindim. Gerekliydi. Bir ara işte yapılmaya falan başlandı. Faaliyetler aldı ama sonu gelmedi. Yani işte derler ya, Türk gibi başla İngiliz gibi bitir falan misali oluyor. Yani biz de biraz hırslı başlıyoruz ama sonuçta pek nasıl diyeyim, süreç içinde hemen unutabiliyoruz bazı şeyleri. Dilerim ki bütün sanatçı dostlar, bütün Avrupa'daki gençler, ne bileyim her türlü kuşaktan insan, oradaki okumaya muhtaç insanlara elinden gelen yardım yapabilir. İşte kimisi bilgisayar yollar, kimisi kalem yollar, kimi defter yollar, şart değildir. Yani ilham çok büyük pahalı bir şeylerle katılmak değil de herkesin gücü ne kadar yetiyorsa, biliyorsun Avrupa'nın durumu da belli şu an. Buradaki insanlarımız da kıt kanaat geçiniyorlar. Gücü ne yetiyorsa, herkes destek olursa çok seviniriz. Kara duman yol bağlar zaman zaman, boz duman kara duman yol bağlar zaman zaman, gönül dinlemez ferman, yolcuyum bu dağlarda, yolcuyum bu dağlarda. Şehir şartları tabii ki burada olmadığından dolayı, eğitim şartları kısıtlı olduğundan dolayı yeteri seviyede değil ama seviyeyi yükseltmeye çalışıyoruz. Neler istiyorsun okulun ve kendin için? Okulumuz için bir bilgisayar istiyorum, televizyon istiyorum. Neden istiyorsun bunları? Bunlar okulumuzda yok yani, gerekli, görmek istiyoruz. Kitapta okuyorsun, ondan sonra ekranda da görmek mi istiyorsun, televizyonda, bilgisayarda? Evet. Görmek istiyorsun. Evet, görmek istiyorum. Peki başka ne istiyorsun? Başka yani televizyon, bilgisayar. Sen kendine ne istiyorsun? Okulun için bunları istiyorsun. Kendine ne istiyorsun en çok? Kendim için de okul ihtiyaçlarım yani. Ne? O en çok istediğin okul ihtiyacın ne? Mesela palton var mı? Var. Ayakkabın, forman? Var, hepsi de var. Hepsi var. Ne istiyorsun en çok okul ihtiyacı olarak? Okul ihtiyacı olarak en çok kitap, yani okuma için daha da çok kitaplar istiyorum. İnternetin ne olduğunu bilen var mı?
Yozgat'ın dışına hiç çıktın mı buradan? Çıkmadım. Çıkmadın. Yozgat'a da gitmedim. Doğduğundan beri bu köyde misin? Kaç yaşındasın şu anda? 14 yaşındasın. Ve doğduğundan beri bu köyün hiç dışına çıkmadın. Yozgat'ın şehir merkezine bile gitmedin ha? Gitmedim. Büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce en çok doktor olmak istiyorum. Okul durumu nedir? Okudun mu? Okulu lise birden terk ettik abi. Neden? Çalışmak gerekiyordu. Ekonomik sebeplerden dolayı terk ettik. Çalışmak için okulu bırakmak zorunda kalıyorsun. Liseden terk. Peki sen Salih? Biz de aynı abi yapıyoruz yolda işte gördüğünüz gibi. Kışın. Okul durumu nedir senin? Okul durumu çalışmak gerekiyordu. Okulu bıraktık biz de aynı ismaniki gibi. Geldiğimizde AB bilmiyorduk. Bu köylü kızıydık biz aslında. Bir çok çektik. Ben şahsen ayakkabıyı başucuma yastık koydum yattı. Bagdat'ın sunduğu parantez devam edecek. Bagdat'ın sunduğu parantez devam ediyor. Evet, şu anda Berlin'deyiz. İşte özlemin, işte hasretin, işte ayrılığın insanları bir arada tuttuğu, hani adına da gurbet dediğimiz o sıfatın tam birebir yaşandığı bir ortamdayız şu anda. Berlin'deyiz. Berlin'de Baden, Yozgat'a bağlı Baden ilçesinin Almanya'ya gelmiş olan ilk Almancı ya da gurbetçileri diyelim. Burada bir dernek kurmuşlar. Baden Kültür ve Dayanışma Derneği. Burada hep bir arada yaşıyorlar. 100 haneden oluşuyor derneğin üyeleri ve 100 hane
kendi derneklerinde o kadar güzel şeyler yapıyorlar, o kadar güzel işler yapıyorlar ki hep bir aradalar. Hep bir arada olmanın mutluluğu ve hep bir arada olmanın coşkusuyla hem memleketlerine hem buradaki Türklere çok büyük hizmetler yapıyorlar. Neler yapıyorsunuz? 40 yıl önce anacığım geldiğiniz zaman burası nasıldı, şimdi nasıl, ne diyorsun? Buralar mı? İlk geldiğimde çamaşırda çalıştım. Dil diş bilmiyordum. Sağa solu bilmiyor. Gel git bakıyorduk o yana bu yana. Ama şimdi ise biraz alıştık. Ekmeği suyu öğrendik Allah'a çok şükür. Emekli olduk. Şimdiye kadar da hayat burada zor mu geçti? Hasretlik, gurbetlik çok zor geçirdi. Hiçbir gurbetliğin halini görmedik yani burada da. Yavruların hasreti. Hepsini hatırlıyor. Çok ağladık. Çocuklarımızdan ayrıldık. Sevdiğimiz kocamızdan ayrıldık. Tabii yalan söylemiyor. Tabii. Çok ağladık. Üzüldük. Bu endik şeye. Yalanınızdan mı ayrıldınız? Tabii çoluğumuzu çocuğumuzu koyduk geldik. Ben yalnız geldim Almanya'ya. Önce yalnız geldiniz. Tabii. İşler sona geldi. Tabii 6 ay sonra geldi. Bize İstanbul'da dediler ki hiçbirinden bir şey alıp yemeyin, sizi uyudurlar dediler, götürürler dediler. Biz ondan çok korktuk. Daha da korku içimizde var. Çocuklarınız burada büyüdü. Şimdi çocuklarınız burada. Türklere tavuk da satıyor, döner de satıyor, et de satıyor. Onları yetiştirdiniz burada. Evet. Ben onları hiç unutamıyorum. Ben Türkiye'de de biz kezek topluyorduk. O topuzlara çok bakıyordum. Şuna bir de ben binsem. Şimdi uçağa da bindim. O topuza binmediğime çok üzülüyorum. İyi ettik de geldik diyor musunuz şimdi? Çocuklarımı kurtardım. Biz kapıcılık yaptık. Çok perişan günlerimiz geçti. Allah'a şükür gelinimiz, kızımız, torunlarımız iyi çıktı. Kafamızı da kullandık. Allah ömür boyu mutlu etsin. Burada da birlikte geldiniz arkadaşlarınızla, hala berabersiniz. Beraberik. Mutluyuk. Köyde olsak ne olacaktı? Gedi yok. Burada oldu bizim bir vatanımız. Siz köydekilere yardım ediyorsunuz değil mi? Tabii yardımımız oluyor. Çocuklarımız iyi çıktı. Yarim oldu. Sizler hayırlı insanlar çıktınız. Geldiğiniz toprakları unutmadınız. Burada bir dernek kurdunuz. Ve bu dernekle burada çok güzel faaliyetlerde bulundunuz. Memleketinize, doğduğunuz topraklara çok hayırlı işler yaptınız. Neler yaptınız? 24 herhalde kalem üzerine bir sanat lisesi yapıldı. Buradan para topladık sağ olsun arkadaşlar. Morg yapıldı. Elimizden gelen kütüphane yapıldı. Sağlık ocağına para gönderdik. Ve bir de ağaçlandırma için para gönderdik. Memleketimize. Bir köy, 100 hane hiç bozulmadan yıllardır bir arada yaşıyorsunuz. Bir dernek kurdunuz. O dernek çerçevesinde bunu daha da büyütüyorsunuz. Peki buradaki Türkler, Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türkler birbirlerine yeterince tutkunlar mı ya? Yoksa bölük pörçük mü duruyorlar? Şimdi her yerde aynı değil. Bu Berlin'deki bizim köylü olaraktan, Baden-Der olaraktan birbirine çok tutkunlar. Birbirlerini hep severler, sayarlar. Gördükleri de var tabii. Avrupa'nın başka yerlerinde her bu kadar birlik beraberlik yok. Eski Berlin'le şimdiki Berlin bir oldu mu? Eskiden işçiler gelip evden götürüyordu. Şimdi gençler de iş bulamıyor. Yatıyorlar. Peki okula gidiyorlar mı yeterince buradaki gençler? Öğrenimini yapıyorlar mı? Memnun musunuz buradaki gençlerden? Vallahi ben şahsen gençlerden çok memnunum. Yaşlardan hiç memnun değilim ben. Niye? Gençler aydın görüşlü.
Biz Almanya'ya geldiğimizde AB bilmiyorduk. Bir köylü kızıydık biz aslında. Bir çok çektik. Ben şahsen ayakkabıyı başucuma yastık koydum yattım. 20 yaşımdaydım ben bu Almanya'ya geldiğimde. Bak 5 tane çocuk büyüttüm tek başıma. 5'ini de verdim Allah'a şükür. Atsız, sansız, sararsız, kazasız güzelce herkes yerine yerleşti yani. Ama çileyi ben çektim. Ya yeter artık Almanya, yeter artık gidelim köyümüzde yaşayalım orada. Ki bundan sonra sefamızı sürelim diyor musunuz? Yok, ikiye bölündük. Şimdi ben oraya gidersem çocuklar burada olunca 6 ay kalıyorum ben. Var mı çocuklar burada evde? Mehmet Gül var, torunlar. Artık kocamanlar onların çocukları çocuk var. Çocuk onlar. Onların da kendi çocukları var. Hasretlik oluyor, geliyorum. Kışın geliyorum, yazın gidiyorum. Yani pek problemim yok Allah'a şükür. Yazın Türkiye daha güzel diyorsun. Kışında kışında burası kaloriferli evler, daha rahat. Evet, diyorsun. Çocuklar, torunlarla zaman geçiyor işte. Anneler, babalar o zaman işte traktör parası derdine düştüler. Belki tarla parası derdine düştüler. Onlardan biri de belki sizdiniz. Çocuklarınız da çok bizim fazla. O biz idik. Benim kocam 63'te geldi. 63'ten bu yana çalışıyordu. Emekli oldu. Çocukları getirdi. Ben çok çalışmadım. Çocuklar çalıştı. Oğlum tavuk firması açtı. Satılmış Dircan. Ondan Selan'ım var. Kızım var. 12-13 tane torunum var. Kocam kendime yarıydı. Mutluyduk. Biz çok güzel yaşadık. Ne güzel, ne güzel. Biz öyle bir şey görmedim. Güzel yaşadık. Almanya'nın sefasını sürdüm diyorsun. Almanya'nın sefasını sürdüm. 65 yaşında benim, 68 yaşında adamım. Çok mutluyuk, nasıl? Allah mutluluğunuzu bozmasın. Bu arada kollar dolu. Kollar da dolu, altınım da çoğdu. En çok altını ben takındım. En çok öteyi beri ben yedim. Bol bol para salardım. Ehliyetiniz var mı? Yok yavrum. Peki hiç ehliyet almayı düşündünüz mü o zaman? Araba almayı düşündünüz yok, mü? Pişman oldum almadığına. Ama okumuşluğum var ama Almanca yok. Nasıl alayım? Almanca olmadığı için ama sonradan pişman oldum. Alsam iyiydi. İlk izine gittiğiniz anı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Kaçtı? Sene kaçtı? Neyle gittiniz? 73'te arabayla gittik. Arabayla. Peki kaç sene sonra gittiniz? 71'de geldim, 73'te arabayla izledim. 2 sene sonra gittiniz. Peki 2 sene sonra arabayla buradan izine gideceğiniz ilk gece heyecan nasıldı? Türkiye'ye, Kapıkule'ye geldiğiniz zaman? Heyecan çok büyüktü. Anlat bize ya. Kapıkule'de bayrağı gördüğüm zaman böyle heyecanlandım, ya. Titredim. Yani ağlayacak gibi oldum. Çok heyecanlıydım. İlk götürdüğünüz hediyeler neydi? Hatırlıyor musunuz? Her şeyi götürmüştük. Televizyonuna kadar götürmüştük. Televizyonu da götürdünüz. Süpürgesini, televizyonu, ütüsünü, tıraş makinesini. Her şeyi. Kaç günde gittiniz? 3 günde. Eskiden arabayla izine gittiğiniz zaman daha değişik bir haz vardı değil mi? Daha değişik heyecan vardı bir izine. Şimdi izine gidince o heyecanı hissedebiliyor musunuz? Çok az. Çok çok ya, yok denilecek kadar az. Eskisi kadar değil tabii. Kapıkule'ye geldiğimiz zaman o bayrağın dalgalanmasını gördüğümüzde ben şahsen gözyaşlarına boğulmuştum ve bizim Bulgar gümrüğünü geçtikten sonra Türk gümrüğüne girince eğildim ben toprağa öptüm. Anadolu'nun tam ortasındayız. Biz de heyecanlıyız. Şu anda
Almanya, Türkiye ve Belçika'dan. İşte Macaristan'a geldik. Nürnberg'den kalktık, geldik Ankara'ya. İstanbul'dayız. Bu hafta sizlere Uludağ'dan sesleniyoruz. Maresmen Kur Fabrikalarındayız. Nevşehirler gecesindeyiz. Doğru'dan bomba patladı. Haber verelim. Evet, yine geldik bir programımızın daha sonuna. Haftaya yine aynı gün aynı saatte Avrupalı Türklerin kanalı Kanal D'de birlikte olmak üzere hayatı paylaşmak adına, hayatın renklerini, yaşamın renklerini paylaşmak adına birlikte olalım diyoruz. Ve eğitim kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Siz de hızınızı kesmeden desteğinizi devam ettiriyorsunuz. Bizleri arayın. Bizleri her saat arayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. İrtibat adreslerimize direkt kolilerinizi bizleri aramadan gönderebilirsiniz, yardımlarınızı. Bunun için de yapmanız gereken tek şey, gönderdiğiniz kolilerin üstüne lütfen, buradan önemli ısrarla duyurmak istiyorum, telefon numaranızı, açık adresinizi, isminizi yazıp öyle gönderin ki sizin yardımlarınız hangi okula, hangi köye gittiğini biz size daha sonra istediğiniz takdirde bildirebilelim. Evet efendim, haftaya kadar kendinize, sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Bu arada Almanya dışına çıkmak istiyoruz birazcık. Almanya dışından, İngiltere'den, Fransa'dan davetler olursa geliriz. İngiltere'ye, Fransa'daki Türklerin hayatlarını da, yaşamlarını da, parantezlerini açarız diyoruz. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Sevindirici bir dönemdeyiz. Avrupa Birliği'nde daha çok çalışmak, bu süreci daha çok hızlandırmak adına iyi şeyler yapalım da istiyoruz. Haftaya kadar sevdiklerinize, dünyamıza çok ama çok iyi bakın. Ve her hafta olduğu gibi ne diyoruz? İyiden, güzelden, doğrudan, sevgiden, saygıdan, dostluktan yana ne varsa sizinle olsun. Siz de bizimle olun, kanalda da olun, parantez olun ve muhakkak mutlu olun. Hoşçakalın. Bağdat sundu.